Yine böyle boydan boya bütün Nice sahil şeridi burada, böyle yine millet denize falan giriyor abi. Yine şurası böyle antik bölge. Antik değil de eski bölge. Antik değil, çok geri gidiyor. Kıza bak. O çok cool ya. Burada yapamayacağınız şey yok. İnanılmaz ya. Bu Fransızların ve İtalyanların dondurmaları da bayağı meşhur. Nasıl bizim o Kahramanmaraş dondurması varsa, bunların da böyle kendi bölgelerine göre dondurmaları var. Zaten Türkiye'de Roma dondurması diye satılıyor birçok yerde dondurma. Abi gezmekten çok keyif aldığım bir yer halini aldı şu an burası. Sokaklara bak. Abi şu anda yüzümdeki gülücükler var ya, hani tamamen doğal yani, hani size iyi göstermek için değil abi, tamamen doğal. Mutluyum yani şu an. Aşırı mutluyum yani. Baksana abi şunu, yani bütün Almanya'yı gez, şu sokağı bulamazsın. Yok. Bir de arkadaşlar, bu şehrin hem kritik konumu hem de birçok ülkeli sınırı olduğu için, yani mesela burası hem bir denizden gelecek saldırılara açık bir şehir. 2 İtalya'nın dibi, 3 Fransa'nın dibi, 4 eski çağlarda bu bölgede birçok ufak krallıklar ve imparatorluklar oluyor. 5 Almanya'dan da bir şekilde buralara inebiliyorsun. Şimdi böyle olduğu için bu şehrin arkadaşlar kaderi pek iyi geçmemiş bugüne kadar. Yağmalanmış, yakılmış, o olmuş, bu olmuş ama bizim Barbaros Hayrettin Paşa ile de bu şehrin kaderi bir noktada kesişmiş arkadaşlar. Şimdi size onu da anlatacağım birazdan. Bak burası da böyle ana caddesi. Çok tatlı bir yer burası da böyle. Ana caddesi dedim, eski şehrin ana caddesi. Şimdi şu aşağıdaki meydan da ünlü zaten. Hadi oraya doğru yürüyelim. 1543 yılında arkadaşlar bu şehir Savoy Hanedanlığı'nın bir parçası. Ve bu dönemde arkadaşlar 1543'te Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu bir antlaşma imzalıyorlar. Ve beraber Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber bu şehri kuşatıyorlar. Kuşatmadan sonra arkadaşlar bizim Barbaros diyor ki şehri yağmalayın. Yağmalama izni veriliyor şehre. Ondan sonra da bununla beraber 5000 tane de esir alınıyor galiba. Böyle bir Osmanlı'ya da bağı olan bir şehir aslında burası. Şurada bilmemmenin kuyruğu mu var? Oha abi, bunlar dondurma kuyruğu bekliyor bak burada. İnanılmaz. Üzücü bir şey. Bütün meydan şu anda masalarla işgal edilmiş durumda. Bence bu doğru bir şey değil yani. Burası bir kamu malı. Burayı insanlar vergisini ödese de böyle işgal etmek doğru değil. Ama geçici bir etkinlik falansa bilemem yani. Sonuçta Fransızcamız yok. Sonra arkadaşlar devam edelim biz tarihe. Bizim bu Barbaros yağmaladıktan sonra bu şehir bir veba vuruyor abi. 30 sene boyunca bu şehir kan ağlıyor. İnsanlar bu sokaklarda ölüyorlar veba salı yüzünden falan derken, bu olaylardan sonra diyorlar ki her zaman bak aynı kural var. Bir yeri serbest ve özerk bıraktığın zaman o bölge gelişiyor. Yani bu günümüzde de böyledir. Bir Hong Kong'u özerk bölge bırakırsan gelişir. İşte bak, daha geçen bölümlerde gördük, Monaco'yu gördük, adamlar özgür takılıyorlar, gelişiyor. Üniversiteleri özgür bırak, gelişir. Kurumları özgür bırak, gelişir. Ve o dönemde de bunlar ticaret serbestesi bırakıyorlar bütün dünyayla. Ve ondan sonra tekrardan şehir kalkınmaya başlıyor. Yani bu şehrin tarihi çok böyle inişli çıkışlı falan, böyle ilginç bir şehir. Öyle böyle derken işte arkadaşlar, sonra işte Napolyon geliyor. Napolyon'dan sonra işte bir dönem Fransızların egemenliğine giriyor. Bir süre İtalyanların giriyor falan derken, şu anda bir Fransız toprağı burası. Böyle yani şu anda burada gayet Fransızca konuşuluyor. Ama buranın bir de yerel bir dili daha var arkadaşlar. O da Provençal dilinin bir lehçesi gibi bir şey. Yani orada artık unutulmuş ölü. Bak şurada böyle bir kilise var. Belki oraya gireriz. Giriş ücretsiz gibi. Ama bıktım size kilise göstermekten ya. Yani hani her kilise çok özel orada yaşayanlar için, tarih için, ama
Yani benim için artık özelliği kalmıyor. Girmeyeceğim abi ben bu kiliseye. Size göstermek istemiyorum. İçini göstermeyeceğim. Birazcık size tarihinden bahsedeyim arkadaşlar buranın. Şimdi burası 1650 yıllarında inşasına başlanıyor ve 1699 yıllarında bu kilisenin, katedralin inşası bitiyor. Ondan sonra burayı kurtarıcısı olduğuna inanılan bir azize bahşediyorlar. O yüzden de ismi falan oradan geliyor işte. Ben Nis Katedrali diye biliyorum ama muhtemelen bir aziz'den ismi geliyordur yine. Bak böyle bir katedral işte. Bu aziz de arkadaşlar 3. yüzyılda inançları yüzünden şehit düşmüş bir adam. Bu adamın da ismi arkadaşlar Reparate. Öyle bir şey yani. Buraya onun anısına böyle bir ibadethane dikmişler. Güzel de olmuş yani. Böyle tatlı duruyor bu meydanda. Bak burada böyle luggage storage yani işte emanetçi var Türkçesiyle. Buraya gelip böyle balizlerinizi bırakabiliyorsunuz. Karşına para veriyorsunuz. Ne oluyor? Bütün gün rahat rahat geziyorsunuz işte. Yani bütçesi olan, mesela bütçen vardır. Dün gece bir otelde kalmışsındır. Ya da kalmamışsındır, gece trenle gelmişsindir. Ya da sabah trenle gelmişsindir. Çünkü genelde otelde kaldıktan sonra... Oy! Şuraya bak. Genelde otelde kaldıktan sonra sizin akşama kadar bagajınızı bırakmanıza izin veriyorlar. Öyle bir şey olduğunda oraya bırakıyorsunuz ama atıyorum bir sabah buraya trenle gelmişsinizdir benim gibi. Gece de başka bir şehre gideceksinizdir ve bütçeniz de vardır. Otele gerek yoktur. O zaman böyle emanetçiler en mantıklısı oluyor. Bizim Türkiye'deki otogarlarda bolca var bu arada. Yine sokaklar ateş. Yoruldum. Burası da kaleye giden yolun girişi arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz işte böyle. Biraz yorucu yani. Ama şehrin çok güzel bir görüntüsü var yukarıdan. O yüzden çıkıyorum yani. Merdiven çıktıkça benim de canım çıkıyor ama değer. Çünkü birazdan dünyanın en güzel sahillerinden birini yukarıdan göreceğim. Ve dünyanın en güzel, en tatlı Akdeniz şehirlerinden biriyle beraber. Fışkıyı buldum. Ah, çok iyi. Biraz serinleyelim ya. Su buraya kadar geliyor. İnanılmaz güzel. Çok iyi ya. İhtiyacım olan buydu. Bak her yer su olmuş. Burası da arkamdaki manzara. Bütün Nis burada abi. Abi bu çantayla bu uzun yürüyüşten sonra o kadar iyi geldi ki anlatamam ya. Böyle full vuruyor. Ah çok iyi bak. Bayıldım. Ben bu aktiviteye 10 üzerinden 10 veriyorum. Bak burada yine millet fotoğraf çekiliyor. Şu arkada da full Nis sahili var abi. Çocuğun umurunda değil. Ah çok iyi hava ya. Bak kale. Abi eskiden buradan da çıkış varmış da su kesti. Oha şehir içine çıkış var, merdiven var. Ne onun adı? Şelalenin içine. Bak brocun futbol oynuyor böyle. Maps'imi uygulaman bana diyor ki şurada karşında su, çeşme var diyor. Eğer doğru çıkarsa onu öpeceğim. Ama doğru da çıkmaya da bilir. Aha vallahi doğru çıktı. Abi bu uygulamayı nasıl biliyor bilmiyorum ya. Bak her dağdaki patikayı, her çeşmeyi nereden biliyorsun kardeşim? Yani kim yüklüyor bunları ya? Yani uydudan bilemezsin. İnsanların yürüdüğü rotadan çeşmeyi bilemezsin. Yani nasıl biliyor bilmiyorum, inan bana. Google'la mı çalışıyor anlamadım ki. Bak burada çeşme var abi. Bunu gösteriyor işte Maps.me. Çok ilginç. Bak insanlar burada böyle full takılıyorlar şu an.
Böyle kalenin en tepesinde de şey var. Şehir manzaralı böyle kafeterya var. Ay şu tuvaleti bulsak iyi olacak. Burası da en tepe noktası. Böyle. Çok güzel ya. Şehre baksanıza. İnsanlar şu an abi çatır çutur yüzüyorlar. Bak bu tüm kıyı şeridi şu an dolu ve insanlar şu an orada yüzüyorlar. Avrupa'nın her yerinden gelip. Şimdi şöyle bir boş yer bulabilirsem, gördüğünüz gibi yoğunluk had safhada. Eğer görebilirsem size daha iyi göstereceğim. Bak şu çizgiyi görüyor musunuz? Şu çizginin bu tarafı Old City, yani eski şehir olarak geçiyor. Onun arkası da Nice'in geri kalanı. Böyle boydan boya da şehir kıyı şeridi olarak gidiyor. Burası arkadaşlar böyle Fransız Riviera'sının bir parçası. Bu Fransa'nın Akdeniz sahillerinin belli bölgesinde verilen isim Riviera, Fransız Riviera'sı diye geçiyor. Ve bu bölge gerçekten Fransa'nın en güzel yerlerinden birisi. Yani şu an inanılmaz bir manzara var zaten burada. Bak az önceki şelale buradan dökülüyor. Böyle abi, inanılmaz bir yer ya. Harika bir yer yani. Buradan Nice'i de gördüğümüze göre şimdi ben aşağı iniyorum. Birazdan bir tuvalet bulup şimdi burada, oradan da aşağı geçerim. Hadi aşağıda görüşürüz. Şimdi biraz sizi şarja takacağım. Baterim bitiyor. Biraz daha inince şuradan böyle şöyle panorama noktasına geldim. Bak buradan da çok iyi gözüküyor şehir ya. Yine böyle boydan boya bütün Nice sahil şeridi burada. Böyle yine millet denize falan giriyor abi. Yine şurası böyle antik bölge. Antik değil de eski böyle. Antik değil de çok geri gidiyor. Şurada bayraklar var. Avrupa Birliği, Fransa, İtalya, İsviçre, bilmem nere, bir de Amerika bayrağı var. Niye bilmiyorum. Böyle yani. Bak şu gördüğünüz uzun çizgi bir yer var arkadaşlar. Orası da lokal pazar. Orada pazartesi günleri hariç her gün pazar var. Her gün. Her gün oraya gelip taze sebze meyve alışverişi yapabilirsiniz. Güneş çok fena. Hava da sıcak bu arada. Dediğim gibi işte şurada millet şu an tıklım tıklım denize giriyor. Bak ta yukarıdan şu merdivenleri böyle çapraz çapraz ine ine geldim. Şimdi sahil kesimindeyim. Bak yukarıdan gösterdiğim bayraklar da bunlar işte. Bak halkımız da burada böyle giriyor denize işte. Evet, Fransız sahillerine hoş geldiniz. Bu arada Fransa'nın da belli bir Müslüman nüfusu var. Bildiğim kadarıyla nüfusunun %5'i ile 10 arası Müslüman. Az buz bir oran değil yani. Ama çoğu Kuzey Afrika göçmeni. Bak böyle uyarılar da var. Sarı yerlerde yüzmek tehlikeliymiş. Kırmızı yerlerde direkt yasakmış. Yeşil yerlerde serbestmiş. Bayraklara göre. Sarı yerlerde tehlikeli olabiliyormuş işte, ne bileyim böyle. Deniz anası falan olabiliyormuş yani. Eğer bu gece kalacak yer bulamazsam orada denize giderim. Sonra da bir tatlı suyla bir duş. Mis gibi olur. Bak futbolcu abiler. Bak böyle Brezilya'ya çevirmişler ortalığı. Bak burada kaykaycı ablarla abiler var. Ablar abiler diye bakmayın. Muhtemelen hepimizden daha küçükler abi. Kıza bak. O çok cool ya. Yeah.
Buraya, burası da toplandıkları yer galiba. Aa bak böyle, bu da engelleri miymiş neymiş? Ha, engel ediyorlar buraya. Burada birazdan parti var o zaman ya, yarışmalar falan olacak. İlginç. Burada yapamayacağınız şey yok. Abi tuvalet 50 centti. Dedim kartla ödeyebilir miyim? Normalde kullanmam ama işte acil işimiz. Sonra dayı dedi ki hadi dedi geç dedi. İşte bu da abi böyle Fransızlara önyargıyla yaklaşanlara gelsin. Hiçbir millete önyargıyla yaklaşmayın. Ufak, küçük, büyük fark etmez. İyilik iyiliktir. İnsanlar da her milletten bu iyiliği yapar abi. Bunları unutmayın. Bak dayı koşuyor. Burada her yer Dem Baba. Her yer Fransa. Bayağı da yürüdüm ha, şu karşıki dağlardan beri yürüyorum. Bak arkada dönme dolabı var, atlı karıncası var. Fransa'nın ateşli sahilleri. Bak bunu da omzuma attım şey olsun diye. Abi keyfim çok yerinde ya, gezdim anlıyorum. Böyle egzotik yerler oldu mu, böyle bir hayat olduğu zaman, bir sahil, bir deniz olduğu zaman gezdiğimi anlıyorum yani. Yok abi, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa çekilecek yerler değil yani. Git bir kere gez gör de sonra yaşanmaz oralarda. Gelin bakalım birazcık da şehrin içlerine doğru girelim. Nice'in içlerine doğru. Şurada direnci abimiz var. Burada motorcu kuyruğu. Burada da bayağı ünlü bir meydan daha var. Gelin orayı göstereyim. Bu şehri gezmek için arkadaşlar bir gün yeter ama yaşamak için ömür yetmez. Size öyle söyleyeyim yani. Ufak bir şehir ama manyak bir şehir. Bir başka ünlü meydan daha burada. Abi şehrin ambiyansı inanılmaz ya. Kordonu yeter ya. O Macron mu geçiyor ya? Bu ne kalabalık? Eğer Macron geçiyorsa ve böyle geçiyorsa üzücü. Yani 3 tane şeyle geçilmez. Azıcık örnek alsın. Bak bu da Çüklü Prens. Burası da arkadaşlar böyle Nice'in en büyük meydanlarından birisi. Yine burada gelip böyle çay, kahve, bira içebilirsiniz. Gayet de güzel olur yani. Çocuklar ileride oynuyor. Çocukları pistten alalım. Dayı oturacağın yere ya. Tam oraya oturuyordum. Bak böyle çocuklar burada suyun içinde oynuyor abi akşama kadar. Hatta bunun en sonunda da böyle gidiyor işte. Buraya da gelebiliyorsunuz. Burası hem meydan hem cadde. Yani buraya da gelin görün. Böyle şehrin meydanları önemli yerlerdir. Özellikle Fransa'da. Fransa'da şehir meydanları biraz kanlıdır, barışçıldır, demokratiktir, önemlidir yani. Bak abla da burada hem çalıyor hem söylüyor, vallahi inanılmaz ya. Hem de dans ediyor. I
Helal olsun. Bu da fışkiyemiz, geri döndük fışkiyemize. Bak burada bir tane abi var. Böyle sprey boyla sanat yapıyor. Çok ilginç yani. Dur nereden göstereyim? Etrafını da kuşatmışlar. İnanılmaz ya. Yani böyle bir yeteneğin ders falan vermesi lazım. Baksana abi sanat eserleri. Yani bu adamı alıp abi sanat okuluna böyle hoca olarak koymak falan lazım. İlk defa böyle bir şey görüyorum ama eserlerini yakından gösteremedim. Millet bayağı bir kapatmış. Dur bakayım yanına yaklaşabilirsem yaklaşayım. İnanılmaz yani. Abi her yeri kuşatmışlar ya. Vay be. Yani böyle adamın eserlerine bakınca içinde kayboluyorsun kanka, böyle bir uzay, bir şey var yani, ilginç bir şey var. Evet, selam dostlar, görüyor musunuz? Evet, şu an az çok görüyorsunuz. Şimdi sahildeyim. Böyle bir günü geçirdim işte falan. Zaten gördünüz. Saçımı falan yıkadım. Şimdi muhtemelen yarın birinde kalacağım burada. Couchsurfing'den kalacak birini buldum. Yeni hesabımda çalışmaya başladı. Durumlar böyle. Şimdi burada nerede uyuyacağım bilmiyorum. Belki sabaha kadar uyumam. Çünkü çok kalabalık bir ortam var. Bak böyle. İnsanlar takılıyor bu alanda. Nesin ilk günü bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like'lamayı unutmayın. İşte bildirimleri açmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel bir gün ya. Güzel bir şehir. Güzel bir gün. Güzel bir ülke. Desteklerinize daha da güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.